Değerli takipçilerimiz, bugün Haber Kasaba Gazetesi'nin konuğu Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın. Öncelikle takipçilerimize iyi seyirler diliyoruz. Sayın Başkan, canlı yayın teklifimizi kabul ettiğiniz için daha önce size teşekkür ediyorum. Sözlerime başlamadan önce belediye başkanlarının asli görevlerinden olan ilçedeki insanların yaşanabilir bir yaşamda, koşulda hayatlarını devam ettirebilmeleri için belediye başkanları ve belediyeler bulundukları ilçede hizmetlerine devam ederler. Bunların arasında yol, içme suyu vesaire gibi işler var. Şimdi bugün Sayın Başkan, sizlerle röportajımıza başlamadan önce şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Dünden bugüne yaşanan olaylarla ilgili sizin bu konudaki görüşlerinizi Turgutlulu vatandaşlarla paylaşmanızı istiyorum. Niçin böyle bir paylaşım yaptınız? Bu tepkiler neden bu kadar büyüdü? Kısaca bir değinip daha sonra sorularıma geçmek istiyorum. Ya şimdi öncelikle bana böyle bir fırsat verdiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. Haber Kasaba çalışanlarını ve Turgutlu bütün hemşehrilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dün yaşanan olay büyük bir olay değil. Ben bundan önce birkaç veli bana müracaat ederek okulda böyle bir yapılanmanın olduğunu, çocukların da bu yapılanmanın içerisine sokulmak istendiğini, hatta ısrar ettiği şeklinde ihbarlar gelmişti. Dün akşam da bu paylaşımla ilgili bir veli beni arayarak, "Başkanım, siz her ne kadar belediye başkanı olsanız da bizim sorunlarımızı, biraz önce söylediniz ya, yani belediye başkanlarının görevleri gerçekten beldesindeki yaşayan hemşehrilerin hayatlarını daha refah içerisinde yürütebilmesi için projeler üretmektir. Ama neticede bizler de siyasi insanlarız. Vatandaşlarımızın bize göndermiş olduğu talepleri de değerlendirmek zorundayız. Bakın, ben size bugün yalnızca bir tane okuldan gelen tweet okutacağım. Buradan bütün hemşehrilerimiz de gelsin. Bunun gibi yüzlerce geldi bizde. Yüzlerce tweet var sosyal medyalarımızda. "Arkanızdayım başkanım. Turgutlu Lisesi öğrencisi olarak rahatsızlık duydum bu durumdan. Sanki size hak veren vatansever değilmiş gibi algı yapmaya çalışıyorlar. Ama bir türlü sizi anlayamıyorlar. Davanızda sonuna kadar haklısınız. İşin içine siyaset karıştırıp ülkücü işareti yaptırıyorlar. O işareti yapmayanı okul içerisinde ayrıştırıyorlar bu şekilde." Bu yalnızca bir okul öğrencisi çocuğumuzdan gelen örnek bir tweet. Bize yazdı, sosyal medyadan yazdı tweet. Bunun öncesinde biraz önce bahsettim, ailelerden gelen bu konuda çok ciddi talepler oldu bize, bu konuyu sosyal medyaya taşımamız, gündeme taşımamızla ilgili. Ancak biz önce konuya biraz daha tedbirli davrandık. Sonrasında bu ısrarlı şikayetler devam etmeye başlayınca da ben neticede bir siyasi karakterim. Turgutlu Belediye Başkanıyım, Turgutlu hemşehrilerin bütün sorunlarıyla da ilgilenmek zorundayım. Şimdi biz aslında yaptığımız paylaşımda okullarımızın ilim yuvası, bilim yuvası olmasını, 80 öncesinde yaşanan acılara tanık olan biri olarak, o dönemi yaşayan, okullarda yaşayan bir hemşehriniz olarak ben bunun çok tehlikeli bir yapılanma olduğunu düşündüm. Şimdi tabii başka mecralar çektiler ama olayın aslını da göstermek istiyorum. Yine bir raketle göstermek istiyorum. Burada bu soruların geleceğini bildi misin? Biz hazırlıklı çalıştık. Bakın, Ülke Ocakları Turgutlu Orta Öğretim Birimi genç bozkurtlarımız okullarında teşkilatlanmaya tüm hızıyla devam ediyor. Var olsun Ülke Ocakları. Biz Ülke Ocakları yok olsun, bayrağa karşı olalım. Hayatta benim bayrakla ne işim olabilir? Biraz sonra rakamlar vereceğim size. Bayrakla ilgili rakamlar vereceğim. Böyle bir paylaşım.
bu okulda siyaset yapmak değildir de nedir? Bana bunu bir açıklasınlar. Şimdi bir dakika, bir soru sordunuz. Ben de sorunun devamını bitirmem lazım. Tabii ki. Şöyle sizin, yapayım. Sizin açıklamalarınız doğrultusunda, sizin açıklamalarınız şöyle yapacağım, bayrak de... sevgimizi anlatacağım. Tabii ki ben size... Bakın 97. Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümü, Türkiye'de hiç kimsenin yapamadığı bir iş yaptık. 970 metrekare bayrak yaptırdım. 970 metrekare. Cumhuriyetimize yakışır, bayrağımıza yakışır. Bize bu güzel vatanı bırakan, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına yakışır şekilde biz Cumhuriyet bayramlarımızı, milli bayramlarımızı kutladık. Sonrasında ne yaptık? Sonrasında şunu soruyu bitireceğim. Ondan sonra soruya devam edebilirsin. Bakın, bir rakam daha veriyorum. 2019-2023 yılları arasında benden okulların talebi olmuş. Bayrak talepleri olmuş. Milli bayramlarımızda yine bayrak dağıtmışız hemşerilerimize. Bakın, milli bayramlarda yine bayraklarımızı hemşerilerimize dağıtmışız. Beni Atatürk'le şu fotoğrafa çok iyi arkadaşlar odaklansın bir görsünler. Bizim Cumhuriyet sevdamız, bayrak sevdamız, vatan sevdamız budur. Şimdi Sayın Başkanım, bunları zaten basın mensupları olarak bizler de takip ettik. Evet, haklısınız. Elinizden geldiğince bu konulara yer veriyorsunuz. Ancak ben de şunu belirtmek isterim ki, ben de eski Turan Ocakları Manisa kurucu il başkanı olarak ve Ülke Ocakları'nda yetişmiş bir genç olarak sizin yapmış olduğunuz o paylaşımda o anki şahsi fikrinizle, düşüncenizle hareket ettiğinizi düşünüyorum. Ama kurumsal bir yapıda siz ailelerin de size yazmış oldukları mesajı dikkate alarak bu paylaşımı yaptınız. Ya paylaşımınızda bir eksiklik vardı ya da paylaşımınızda insanların bu şekilde tepki verebileceğini göz ardı ettiniz. Yani şöyle, biraz önce göstermiş olduğunuz resimde, evet, Ülke Ocakları ibaresi alıyordu resimde, paylaşımda. Ancak sizin paylaşmış olduğunuz resim karesinde herhangi bir siyasi ibare, söz, cümle, herhangi bir şey yoktu. Şöyle. Yani dolayısıyla orada Bozkurt bir... işareti, Bozkurt işareti hiçbir siyasi partinin tekelinde değildir. Bozkurt işareti orada çok doğru sinyesidir. Çok doğru bir noktaya değindiniz. Evet. Yani şahsen ben de bu konudan rahatsız oldum. Bu paylaşımdan ben bile rahatsız oldum. Basın birimimiz var. Ben bu paylaşımları kendim yapmıyorum. Ya basınımız böyle bir paylaşımla ilgili bana sorduğunda ben de olayın detayını, yani Ülke Ocakları'nın fotoğrafının üzerinde olmadığını görmemiştim, açık söyleyeyim. Belki de o Ülke Ocakları'nın paylaşımıyla bir fotoğraf paylaşılmış olsaydı bu denli sosyal medya trolle, evet, ve gerçek vatansever konusunda bir etkenlik yaratırdı. Ancak tepki, burada bir biz, yanlış anlaşılma diyorsunuz ama. Şimdi titi olmuşuz. Şimdi bunların birçoğu troll hesap. Ama birçoğu da gerçekten bu vatanı için, bayrağı için ölebilecek insanlar. Ben onların bu olayı o durumda değerlendirmeleri gerçekten beni üzdü. Onun için ikinci mesajımı yayınladım. Yoksa okulda yapılan siyasetle ilgili aynı noktadayım. Okulda çocuklarımız öğrenim görmek için gidiyorlar. Siyaset yapmak için gitmiyorlar. Bugün bunu yapar, Ülke Ocakları yapar. Yarın çıkar, İşte farklı bir partinin temsilcileri yapar. AK Parti'nin grubu yapabilir. Cumhuriyet Halk Parti'nin grubu yapabilir. Biz diyoruz ki okulları temiz bırakın. Okullara girmeyin. Okullar bizim kutsalımız. Çocuklarımızı gönül rahatlığıyla emanet edebilecek olduğumuz alanlar. Onlar iyi eğitim alacak ki biz orada onlara iyi eğitim vereceğiz ki bu ülkenin kalkınmasına, gelişmesine katkı sunacaklar. Ve şunu da söylemem lazım. Söylemezsem rahat edemem. Bakın, bu memlekette andımız kaldırıldı. Bu memlekette TC ibareleri biliyorsunuz indirildi. Bu memlekette terörist başı Abdullah Öcalan'ın televizyondan mektupları okundu. Sınır mahkemeleri kuruldu bu memlekette. Şivan Perver Türk devletine terörist diyen adamla halaylar çekildi. Bunları, peki bunlar olurken neredeydiniz? Bu arkadaşların hepsine buradan soruyorum. Bunlar olurken niye ses çıkarmadınız? Şahsen ve yakinen sizin düşüncenizi, fikriyatlarınızı biliyorum. Sizin aslında o tarz bir eylemin içinde olmayacağınızı da biliyorum. Bir yakınen bilenlerdenim. Bu kamuoyunda bir rahatsızlığa sebep oldu. Ama benim de size bu yönde
vatandaşların da bizim takipçilerimize özellikle sormalarını istediğim soruyu sormak istiyorum. Değerli takipçilerimiz, biz burada gerçekten hazırlanmış sorularla diğer medyalarda yapılan röportajlar gibi bir röportaj yapmıyoruz. Onun üzerine basa basa vurgulamak istiyorum. Tamamen Çetin Başkan'ın da inisiyatifinde, benim de kendi sorularımı kendim hazırladım. Hiçbir şekilde yayın öncesinde hiçbir sorumu göstermedim. Çekilimin cebinde getirdim ve doğaçlama bir şekilde sorularımı başkanımın açıklamalarından alarak sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Açıklamanız için teşekkür ederim ama şöyle söyleyeyim. Ben 4-3 yıldır çıktığım ulusal kanallarda da yerel gazete, televizyonlarda da aynı tarzı devam ediyorum. Ben hiçbir şekilde programa çıktığım arkadaştan bana ne soracağı konusunda bir talebim olmaz. Bunda da ben de bir kez daha üstüne basarak söyleyeyim. Vatandaşlarımız istediği soruyu sorabilirler. Ben de ondan gurur rahatlığıyla bütün samimiyetimle cevap veririm. Gazeteci, bir yerel gazeteci, bir köşe yazarı, bir moderatör olarak Turgut'la halkını ve kamuoyunun vicdanını dinleyerek ben size bir soru soracağım. 24 Ekim 2023 tarihi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Turgutlu İlçe Teşkilatı'nın bir paylaşımı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İlçe Teşkilatı ziyaret ediyor. Burada Mazlum Doğan, PKK'nın kurucuları arasında yer alan Merkez Komite üyesi olduğu söylenen, Google'da da bu şekilde ismi yer alan bir kişiyle ilçe başkanımızın aynı karede fotoğrafının olduğu bir ilçe binasında aynı karede olması ve bunu ilçe teşkilatının sayfasında paylaşmasından rahatsızlık duydunuz mu? Ve bu konuyla ilgili yapılan o bozkurt işaretli çocukların resmiyle ilgili yaptığınız açıklama tarzında herhangi bir açıklama yaptınız mı? O resim karesiyle ilgili savcılar suç duyurusunda bulunmayacağınız konusunda herhangi bir beyanda bulundunuz mu? Kamuoyu, takipçilerimiz ve bizler bunu merak ediyoruz. Bu konuda ilgili de daha önce açıklama yapılacağı söylendi ancak açıklama yapılmadı düşüncesindeyim. Birkaç haber sitesinde de maalesef de bu yer aldı. Sizden bu konuyla ilgili de bir soru için ayrıca teşekkür ederim. Yani gündemde her şeyin aydınlanması lazım. İnsanların kafasında bir soru işareti kalmaması lazım. Şimdi ilçe başkanımız, partimizin üyelerinin verdiği kararla ilçe başkanı seçildi. Ondan sonraki süreçte kendisine tebrik ziyaretleri gelen partiler oldu. Bunlardan bir tanesi de şu anki DEM Partisi. Ancak şunu bilmek lazım. İlçe başkanımız o kadar güzel düşünceler içerisindeydi ki, şimdi AK Parti ilçe başkanını aradı, randevu talep etti. Milliyetçi Halk Partisi'ne aradı, randevu talep etti. Biz siyaseti, bakın buradaki gösterdiğimiz tepki şu aslında. Siyaseti biz sertleştirmeden, kutuplaştırmadan, ayrıştırmadan yapmamız gerekiyor. Şimdi ilçe başkanımız DEV Parti'yi ziyarete gittiğinde öyle bir fotoğrafın olduğunu bilebilir miydi orada? Yani kasıtlı bir şekilde o fotoğrafın arkasında bozulabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Ama bir gerçeklik var. DEV Partisi de devletin izin verdiği, kurulmasına izin verdiği bir partidir. Ve neticede biz yerel siyaset yapıyoruz. Ben asıl AK Partili, MHP'li, Büyük Birlik Partili, İYİ Partili hemşehrilerinden, Saadet Partili de, Yeniden'le Partili, sayamadığım birçok partiler, Zafer Partisi'ne çıkıp şu anda o istiyorsa, en doğaldır ki gidip DEV Partisi'nin seçmelerinden de o isteyeceğim. Çünkü ben yerel yöneticiyim. İlçe başkanımız da bir yerel yöneticiyim. Ben bu konuyu aramızda tartıştık. Bu konuyla ilgili onun sıkıntısını, üzüntüsünü çok yakinen biliyorum. İlçe başkanımızla da sonuna kadar kefilim. Gerçek bir vatanseverdir. Bizim kırmızı çizgilerimizi bugün söylediğimiz gibi vatan ve bayrak olduğu noktada biz bu memleketin bir çakıl taşına ölümü göze alırız. Çakıl taşını kimseye verdirmeyiz. Bu memleket bizim için çok değerli. Bakın ben 18 ay Güneydoğu askerlik yaptım. 18 ay. Jandarma komando vardı. Bugün belediyenin önüne gelip bağıranlar bana askerlik yapanlar dolaşıyor. Ben medal edin. 18 ay bulup 18 ayını bu vatana verdim. Seve seve verdim. Şimdi çaldırdılar. Şimdi gider. Ve 5 yıllık gösterdiğimiz
yönetim anlayışımızı bütün Turgutlu kamuoyu biliyor. Biz kimseye ayrılmadık. Bu memleketi Kürt Türk diye vermeye çalıştılar. Alevi Sünni diye vermeye çalıştılar. Ne oldu? Türk milletlik mudretlidir. Zaman zaman yanlışa gelir, oyunlara gelir ama yani sonunda doğruyu bulup ben onun için okullarda siyaset yapılmasına karşıyım. Yani bunun ilki ocaktan olması önemli değil. Bizim kendi Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarında olsa ortaokul çağındaki bir çocuğun beyninin bu işlerle uğraştırılmasına karşı. Çünkü o çocuklara ihtiyacımız var. Şimdi bugünkü aslında yayınımız kamuoyunun gündem aldığı konularla alakalı değil. Evet. Bizim adaylık sürecimiz, işte adaylar, siyasi arena, Turgutlu'nun 5 yılıyla ilgili bir konu olacak. Ancak sıcak gündem olduğu için bu konuda canlı yayınımızda konuşmuyoruz. Ama ben sorunun cevabını alamam. Siz bu çocuklarla ilgili yapmış olduğunuz açıklama tarzında bir açıklama o tarihlerde yayınladınız mı? Yayınlamam. Suç duyurusunda bulunacağınız yönündeki beyanınızı aynı şekilde yaptınız. Var ortada bir suç varsa, bakın ortada bir suç varsa o partinin bir siyasi kimliği var. Orada da bunlar nasıl diyorsa devletin görevdir. Madem görmüş, yapsın devlet görevdir. Şimdi biz bunları niye yapmadık? Biz niye yapmadık? Bu görevi yapması gerekenler varken biz niye böyle bir açıklama yaptık? Bakın siz hala şunu, yani kamuoyuna söylüyorum bunu. Hala şunu anlamakta zorlanıyoruz. Burada bir ortaokul çocuğu, ortaokul çağındaki bir çocuğu siyasi bir kimlikle zorlanarak bir yerlere getirilmeye çalışılmasından çıkan siz bir yer. Aslında başkalarının yapması gereken bu açıklamayı yapmak zorundayım. Başkalarının 2003'teyim. Bana bu konuda ciddi anlamda şikayetler geldi diyorum. Samimiyetle söylüyorum. Yanlış bir paylaşım olduğunu konusunda yemek yapmıştım. Şunu yapmış olsaydın, şunu yapmış olsaydı bizim basın birimimiz ülke ocaklarının fotoğrafıyla yapılan paylaşımı yapmış olsaydı. Peki madem niye kaldırdı ülke ocakları fotoğrafı? Evet, yani o gösterdiğiniz fotoğrafla diğer fotoğrafla fark alabilir. Orada bir siyasi partinin değil, ancak bir vakfın bu vakıfla gençlerimizi yetiştiren eğitim, eğitimci bir vakıf. Dolayısıyla sizin de kötü niyetli bu paylaşımı yaptığınızı düşünmüyorum. Yok, ben şunu Allah ancak kamuoyunuzu gibi şahsını da bizzat yüzünde bizim okullarımıza, bizim okullarımıza bu şekilde vakıfların girmesine, bu vakıf Milli Gençlik Vakfı olur, Türkler olur, işte Ülke Ocakları olur, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik konuları olur. Ben bunların okullara girmesine, girmesine sıkıntısını yaşıyorum. Girmemem. Artık siyasi bir sınav değil, artık evlerimizde bile var. Yani yok. Bakın, o çocuk o yaşta doğru eğitim alacak ki, doğru bu memlekete faydası olsun. Bu memleketin kalkınmasına faydası olsun. Bu şekilde olursa, bakın çok büyük çatışmalar gelir. Haklısınız. Bunu unutmayın. Haklısınız, bu konuda haklısınız. Ondan bunu yapıyor, karşıda başkalarına başka şeyler yapar. Kendi tarafınızda haklısınız. Ancak sizin şu an mensup bulunduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da daha önce bu bozkurt işaretini yaptı. O zaman bir siz hala şunu çarpıtmaya çalışıyorsunuz. Bakın, bu benim sorun değil. Bütün sosyal medyadaki kanalları çarpıttığı gibi çarpıtmaya çalışmayın. Bakın çok net bir ifade kullanıyorum. Bizim bozkurt işaretini ben de bozkurt işaretini yaparım. Benim Bozkurt işaretiyle ne işim olabilir diyorum. Benim bayrağımla ne işim olabilir bayraklarımızla? O atalarımız o bayraklara kanlarıyla sunadılar. Tabi o zaman günlük yaşlarımızda Bozkurt işaretinde bir sorun olmadı. Siz de Bozkurt işareti yapar. Biz sebebimiz yok. Yani şöyle yani bu ortamda böyle bir şeyin yapılması doğru değil. Dur. Ama yani kalkıp da benim Bozkurt işaretiyle bir sıkıntım olmadığını bilmeniz lazım. Bu olayı anlatan değinmek istemiyorum. Ancak ben eski bir turar yöke başkanı olarak bizim ne bayrakla, ne hesapla, ne bu vatanın bütünlüğüyle, bölünmez bütünlüğüyle hiçbir işimiz olmaz. Gerçek milliyetçiler kimdir? Gerçek milliyetçiler görevini en iyi yapanlardır. Evet. Verilen görevi en iyi yapanlardır. Bakın 5 yılımız geçti burada. Toprağına sahip çıkanlardır gerçek milliyetçiler. Aram yemeyenlerdir gerçek milliyetçiler.
5 yıldır bula bulduk yani. 5 yılın sonunda yaptığımız, haklı olarak yaptığımız, yine söylüyorum, haklı olarak yaptığımız bir paylaşımı çarpıtarak bir yerlere getirmeye çalışmak mıdır bu siyasi dönemde? Bundan rahat terbiye etmeye mi çalışmak? Haklı olarak yaptığımız işleri de konuşacağız. Şimdi burada çok net. Burada bütün izleyicilerimiz bunu duysunlar. Bunu söyleyeceğiz. Bizim ne Bozkurt tişörtüyle ne Şam'da bayraklarımızla. Bakın, hiçbir işimiz olamaz, kırmızı çizgimiz diyorum. Buradan bir daha üstüne basa basa söylüyorum. Peki 30 yıl yönetildi burada Turgutlu Belediyesi, AK Parti ve MHP'li iktidarlar tarafından. Niye bir tane şehitler köşesi yoktu burada? Kim yaptı? Niye burada bir tane Atatürk büstü yoktu? Kim yaptı? Bilmiyoruz. Evet. Niye? Bunları şimdi burada aman şuradan bir ilmek yakaladık bunu tiltelim denirse bu hata olur. Ben de çok net bir insanım. Ben söylediğimin arkasındayım. Okullarda siyaset yapılmasının tamamen karşısındayım. Bunun hangi partide olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Hele hele öğretmenlerimizin yapmasını karşısındayım. Sizin iyi niyetinizi biliyorum. Ancak bugün zaten basın yoluyla da bir özür mesajını yayınladınız. Beni yanlış anlayan gerçek ülkücüler, gerçek milliyetçilere söyledim onu. Çok net söylüyorum yine. Bizi bu olayı bu noktaya getiren troller. Biz bakıyoruz sahte hesaplar. Haberlerimizi takip edemiyor. Ama onların içinde gerçekten olayı yanlış anlayıp da. Yani bizim söylemek istediğimiz yanlış anlayıp da. Gerçek ülkücüler var benim en iyi dostlar. Şu an yayınımızı 2254 kişiler biliyor. Ve gerçekten ciddi anlamda yorumlar geliyor. Evet. Değerli takipçilerimiz, ilerleyen saatlerde sizin de sormuş olduğunuz sorularla başkanımıza sizin yazmış olduğunuz mesajlardan sorular yönelteceğim. Şimdi konuyu toparlamışken siz son kez bu konuyla ilgili samimi beyanınızı yapabilirsiniz. Ben daha sonra artık sorularıma geçmek istiyorum. Böyle şunu söyleyeyim, ben bu vatan istiyorum yazdım. Ben bu vatana her türlü görevde yaptım. Namuslu bir şekilde ben şimdi belediye başkanı da yaptım. Namuslu bir şekilde 27 yıl devlet memurluğu yaptım. Namuslu'nda, şerefimle savaşarak 18 ay jandarma komando olarak Güneydoğu'da askerlik yaptım. Ben bu haksızlığa gelemem. Öyle şimdi düğünlere gidip Bozkurt işareti oynayanlar var. Bozkurt işareti yapıp ülkücü olur mu? Veya işte bir eylemde Bozkurt işareti yapılmakla ülkücü olur mu? Bu toprağın taşına tutup, toprağına kurban oldum. Çok net bir adam. Ülkücülüğü tartışmaya gerek yok. Ülkücülerin nasıl bedeller bu ülke için ödediğini hepimiz biliyoruz. Ya ben ülkücü camiayı siyasetten ayırmamız gerekiyor. Çünkü ben de bir ülkücü ve milliyetçi genç olarak bu konuda hassasiyetlerim var. Dolayısıyla artık bu konuyu burada toparlamak istiyorum. Sayın Başkan bu konuyla ilgili, kamuoyu ilgilenen bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaptı. Şimdi artık Turgutlu'nun sorunlarından sorularımıza geçmek istiyorum. Sayın Başkan, yıllardır Turgutlu'nun sorunları ve Turgutlu'da siyaset yapanların söylemleri ayrı. Bu genellikle vaatlerle sınırlı. Bu yaklaşık 2014 yıllarından beri bugüne kadar her seçim sürecinde adaylar vaatlerini sıralıyor, projelerini ortaya koyuyor. Ancak 2014'te de, 2019'da da sizin döneminizde de bazı eksiklikler gözlemledik. Söz verilen projeleri birçoğu 2014 yılında da, 2019 yılında da daha sonrasında da eksik bırakıldı. Yerine getirilemedi, sebepleri vardır. Bununla ilgili halkla olumlu yansıması olmuyor bu hususların. Dolayısıyla takipçilerimizin özellikle yayın yapacağımızı duyduktan sonra bana iletmiş oldukları bazı sorular var. Bunlara geçmek istiyorum ben. Siz 2019 yerel seçimlerinde seçimi kazandınız. Belediye başkanı oldunuz. Seçim sürecinde vaatleriniz arasında olan ve projelerinizi kaç tanesini yerine getirdiniz, kaç tanesini yerine getirmediniz? Bu çok konuşulan bir konu. Ne gibi işler yaptınız? Turgutlu halkı neden sizi tekrar belediye başkanı seçsin?
ne demek istersiniz? Niçin siz olacaksınız? Şöyle söyleyeyim, baştan almam lazım bu süreci. Biz 2019 yılında belediyeyi devraldıktan sonra 11 Nisan'da biz mazbatamızı aldık, belediyeyi devraldık. 13 Nisan'da maaş ödenecekti. Bundan öncesinde de biz biliyorsunuz belediye başkan yardımcısı kadrosundaydım ama yönetimde sıkıntılarımız olduğu için aktif bir görevimiz yoktu. Yani bir görev verilmiyordu. Belki de onun sonucunda da aday olmaya karar vermiş bir kardeşiniz. Geldik belediyeye teslim aldık, maaşlar ödenecek, rengi oluşuyor. O günkü değerinde 3 milyon civarında maaş ödememiz var. 600 bin lira para eksik. Biz dedik ki ya beraber 30 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi kazandı 30 yıl sonra. İşte galiba ilk ayı maaşını ödeyelim. İşçilerin maaşını ödeyelim. Bu durma düşmeyelim diye bir tedbir ürettik. Bir aradan bir kaynak yaratarak işçilerin o günkü maaşını ödeyelim. Sonrasında bütün hesaplarımı, kitaplarımı çıkardık. 67 milyon liralık bir bütçe, gerçekleşen bütçesi var 2019 yılında Türk Belediyesi'nin. Bize devredilen resmi borç 40 milyon lira civarında ama sonrasında yığılma gelen, hesaba katılmayan imla bankası borçları, imla, farklı kurumlardan gelen borçlar, gelirler gelen borçlar. Bir tane diğer kurumlardan gelen borçlar da yaklaşık 54 milyon lira. Yani bütçesinin %76'sı borç olan bir belediye devraldı. Sonrasında biliyorsunuz bir nekaat dönemi yaşadık. Yani bir 5-6 ay yapılanmaya gittik. Borçlarımızı tahsil etmeye, işte vatandaşımıza ödenmemiş %54 tahsilat oranıyla çalışan bir belediye. Bir takım tedbirler alarak, bir takım giderleri kısarak, ciddi tedbirler alarak, yapılan tedbirler alarak belediyemizin yavaş yavaş borçlarını yapılandırarak ödemeye başladık. Sonrasında bir pandemi biliyorsunuz hepimizin yaşadığı 2 yıllık bir pandemi süreci var. Keşke yaşanmasaydı, bu süreçte sevdiklerimizi kaybettik. Ciddi anlamda melekeli arkadaşlarımızı da kaybettik. Yani mesela arkadaşlarımız da ona kaybettiğinde arkadaşlarımız var. O dönem bizim için belki de biraz iyi geldi. Yani o dönemde bir takım işleri yapamadığımız için bir toparlanma dönemi geçti. Yani belediğimiz için de bir toparlanma dönemi geçti. Sonrasında o toparlanma dönemini yaşarken biz projelerimizi hayata geçirmek için çaba içindeydik. Önce bir asfalt çantası bulduk. Şöyle söyleyeyim. İlk tespitimiz 67 kilometre bir asfalt çalışmamız lazım ova yollarında. Bir müteahhit firmaya hak ediş çıkardık. 12 paradan bahsediyorum, 38 milyon lira bedeli. Müteahhite yaptığımız çalışanım 38 milyon lira. Sonrasında bizim Fen İşleri Müdürümüz İbrahim Bey dedi ki başkanım 200 bin lira burslu bir yer. Biz kendi şantiyemizi kuralım. Bu kendi şantiyemizde biz bunları çok daha uygun maliyette kendi işlerimizle yapabiliriz diye bir önerisi oldu. Araştırdık. O günkü bedenlerle 2 tane kombi aracı, asfalt şantiyesi, hepsinin toplam maliyeti yaklaşık 5 milyon lira. Ve kurduğumuz yıl 67 kilometre asfaltı döktük biz ova yollarımıza. Toplam maliyeti 9 milyon 800. Bir şey anlıyor musunuz? Ya burada da ciddi bir kere. Tabii yani asfalt şantiyemiz de kâr kaldı. Bilmiyorum asfalt şantiyesinin değeri. Tabii tam rakamları bilmiyorum ama 40-50 milyon lira yapılacak bir tesisi işte Turgut kazanmış. Sonra daha güzel bir şey yaptık. Bakın Turgutlu'nun 50 yılına yetecek dolgu malzemesi için maden ocağı ruhsatı aldı. Müthiş bir iş. Bugüne kadar niye gelmedi kimsenin aklına? Niye gelmedi kimsenin aklına asfalt çantasını kurmak? 8 lira 70 kuruş yapmış olduğu böyle taş köşe ve işini sürebilirdik bu işe. Birçok tedbirler, ekonomik tedbirler olarak da biz önümüzü açtık. Sonrasında sanayi çarşısı projemiz. Oradan elde ettiğimiz kârlarla Cuma Pazarı'na gittik bakın. Genel başkanımızla birlikte başlayışını yaptık. Farklı kültürler yaşıyor. Gerçekten bir ihtiyaç durduk için Zeyhan Birlikte Kültür Saat Merkezi bitti, projemiz bitti. Bundan da mahallemize düğün salonu, Çekmidere mahallemize düğün salonu, Çekmi Bektaş mahallemize yine çok amaçlı bir salon. Bunların yanında
Şu anda 8. halı sahamı yapıyorum köylerimize. Çok mutluyum. Çocuklarımız sokakta oynamıyor. 8. halı sahamızı yapıyoruz. Erdiler Sanayi Sitesi 30 yıldır sorumlu biliyorsunuz. Erdiler Sanayi Sitesi'nin üstünü komple yeniledik. Gıda çarşısı yine 30 yıllık bir sorumlu. Kimse cesaret girmemişti. 30 yıl sonra tekrar biz yeniledik. Şu anda kadar Sanayi Sitesi demişti. Fakir Sanayi Sitesi'nin yolları şu an Türk Belediyesi'ydi. Sarayın dışında kalan yollar bizim yollarımız. Ancak orada şöyle bir sorun var. Biz geçici tedbirler alıyoruz şu anda. Ama müsaade etmiş olsaydı bitecekti. Şimdi Büyükşehir'in bir altyapı çalışması lazım. Altyapı çalışması yapması lazım. Şimdi düşünün, ben şimdi Büyükşehir yapısını bitireyim, altyapısı. Esir senelerimizi asfaltladınız. Bu sarayda çok ciddi sıkıntı var. Aynen, sıkıntı var. Ben bizim arkadaşlarımızla bu konuda çok rahatsız. Biliyorum, tamamen müsaade ettiği sürede o Büyükşehir işlerini tamamladığı sürece, altyapısını tamamladığı sürece ben iş yapısını yapacağım. Sıkıntı yok. Yani hazırlıklıyız. Biraz sonra mali anlamda da bilgiler vereceğim. Mali anlamda da bilgiler. Şimdi istasyon altı mahallemiz biliyorsunuz doğal gazı yoktu. Yine asıl durumda kalmış bir spor tesisi vardı. Uzun yıllar yaklaşık 5 sene hiç hizmet verilmemişti spor sahasına. Yine elektrik direkleri, beton direklerle dökülüyordu. Vatandaşımızın üstüne yıkılacak şekildeydi. Şu anda istasyon altı mahallesinin tamamının üst yolunu, üst yapısını yeniliyor. Hem doğalgazı getirdiği yorumlara da değinmiyor. Bir de önce sorduğum sorunun benzerinde Enes isminde bir kardeşimiz kaç proje yaptınız? Projelerden bahsedin diyor. Yani kaç, ama o kaç proje yaptığınızı ünleştiriyorlar. Ondan anlatıyorum. Yani sayı olarak Erbiller Sanayi Sitesi bizim sözümüzdü. Gıda Çarşısı bizim sözümüzdü. Cuma Pazarı bizim sözümüzdü. 57 milyon liralık bir proje. Desaret giremez kimse. 57 milyon. Cebevi bizim sözümüzdü. Sanayi Çarşısı bizim sözümüzdü. Urganlı Gün Savunu bizim sözümüzdü. Çeklilere Gün Savunu ve Alı Sağ sözümüzdü. Çekli Bektaş'a Alı Sağ sözümüzdü. Bunlar proje değil mi arkadaşlar? Ova yolları sözümüzdü. Bunu duymak istiyorum. Ve şu anda bakın biz 3 yılın Aslan Sancı'sını kurduktan sonra tam 250 kilometre Turgutlu Ovası'nın bütün her tarafında ana caddeler olmak üzere söylüyorum bunu. Bütün her tarafına asfalt dökmüşüz. 250 kilometre asfaltı toprakla buluşturmuşuz. 700 bin metrekare şehir içerisinde ve çevre köylerimizde, mahallelerimizde farklı taşı döşeme işi yapmışız. Ve bunları yaparken, bak size bana bir şey söyleyeceğim. Gerçek milliyetçiliği anlatacağım. Arkadaşlarla, takipçilerim de görüşümler. Benden önceki dönem 219 tane malı satıldı. Şu an 3575. Tamam, güzel. Keşke daha fazla izleyicimiz olsa. Benden önceki dönem, biliyorsun, Milliyetçi Hareket Partisi vardı. 219 tane, toplam 766 bin metrekare yeri satıldı. 766 bin metrekare. Ben ne yaptım? Bugüne kadar Turgutlu Belediyesi'ne ait hiçbir yer satmadım. Hiçbir yer satmadım. Bak çok iddialı laf söylüyorum. Hayır, küçük küçük hisseler var, vatandaşın arsasının içerisinde şeyler var. Ya da bir benim imar planı yaparak belediyemize kazandırdığımız yerler var. Onların satışları mutlaka olacak. Zaten vatandaşın önünü açmamız lazım. Ama Turgutlu Belediyesi'ne ait hiçbir yeri satmadım. Ve çok daha güzel bir şey söyleyeyim. Bakın, toprağına sahip çıkıp dedim ya biraz önce. 240 bin metrekarede Turgutlu Belediyesi'ne yeni alan kazandı. 240 bin metrekare Turgutlu Belediyesi'ne birçok kamulaştırmalar var. Bir kısmı imar uygulamaları var. Bir kısmı bağışlar var. 240 bin metrekare yer kazandı. Yani siz diyorsunuz ki biz belediye başkanlığı dönemimizde su depolarını satıp karşılarsa diye senin takdirde bir şey yapalım. Biraz önce bir yerine de güzel bir şey yapalım. Satmıyoruz ama alıyoruz. İşte gerçek milliyetçiliği söylüyorum. Gerçek milliyetçiliği bitireyim ama projeler değil mi diye. Şimdi vatandaşımız sorun var. Evet. Onları tamir etmemiz lazım. Ne yaptı dendiği de bizim bunları anlatmamız lazım. Bakın, iki tane taze yeri. Ne olur vatandaşlarımız. Mustafa Kemal Mahallesi'nde hem yerini kamulaştırdım. Hem de üzerine bir çocuk kültür sanat merkezi yaptım. 3 ile 5 yaş arası çocuklarımıza ücretsiz eğitim veriyoruz ve bir şeyin yemek veriyoruz. Türkiye'de örneği yok. Ama dezavantajlarımızın yaşadığı mahallemiz.
İnanın çocuklar, mesela bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama ya bizim bütün ekibimiz, daire müdürlerimiz, ben gittiğim zaman orada üzümleniyoruz. Çünkü çocuk, bir çocuk bana köftenin ne olmanı sordu. Düşünebiliyor musun? 400 çocuğumuza biz orada eğitim veriyoruz. Türkiye'de ölmeye olmayan bir iş yapıyoruz. Başka ne yapıyoruz? Turne başlık. Benim sayemde, bizim ekibimizin sayesinde belki de orada o aldıkları yalnızca set parasına alıyoruz çocuklarımızdan orada eğitim yaparken. Şu anda 2750 çocuğumuzun liselere ve üniversitelere hazırlık kursu veriyor. 2750 çocuğumuzun. Müthiş bir iş. Yani çok keyif almış sosyal bir proje. Yine biliyorsunuz Atatürk Kültür ve Gençlik Merkezi'ne konuk 21 ayrı kursta şu ana kadar 2520 vatandaşımız faydalanmış. 2520 vatandaşımıza orada hizmet vermişiz. Başka bir şey daha söyleyeyim. Projeler çok önemli. Önemli. Sporla buluşturmuşuz. Yaz spor okullarında. Zamanımız kalırsa tekrar 5200 hemşehrimize de bulduğumuz kariyer planlama çalışmamızda basamızda 5200 hemşehrimizle bir sahibi. Daha çok anlatacak olduğumuz çok şey var. Zaman kalırsa sudayı yayınımızın sonlara doğru projelerinizi ilgili tekrar zaten ilerleyen süreçte de sorunların içerisinde var. Şayet tekrar belediye başkanı olarak seçilirseniz her açıdan şeffaf ve hesap vermeye hazır mısınız? Ya, Türkiye'de yine bir ilki yaptım ben de. Mal beyanımı açıkladım. Şöyle yapacağım. Yani siz hiçbir belediye başkanının günümüzde devlete bildirdiği mal beyanını yoktunuz mu açıkladın? Soruyorum mesela. Çok samimi bir şekilde soruyorum. Eylül. Yok ama ben yaptım. Ve bütün hesaplarım, benim bütün ihalelerim el ihale üzerinden şeffaf bir şekilde yapılıyor. Ben göreve geldiğim ilk gün şunu söyledim. Daire müdürlerime ve bütün kamuoyuna. Bir liniş parayla almalısın. Biriniz parayla almalısın. Bunun kulüp taptan sıra şey yapalım. Şayet ben de insan bir hata yapar, yanımda gelmemiz insan olmuş. Şaşar beşeriz. Ben böyle bir işin içerisine girer adım, böyle bir konuyla almalısa ben bu belediyeden çeker giderim. Ceketimi almadan çeker. Daha nasıl şeffaf olayım? Yani ben bütün belediyenin hesaplarını... Siyasetçilerimizin hiç tübbaline halkımız inanmıyor. Sizce neden? Bunu yani aklı var. Aklı olduğunda nokta var. Halkına aklı olduğu nokta var. Gördük. Gördük maalesef. Gördük bazı şeyleri görüyor musun? Buna ben vatandaşımız nasıl düşünür, nasıl aldılar bilmiyorum ama peki bizi de denesinler, görsünler. Bak çiftin hakkı sözü verdik biz. O sözün sonuna kadar arkasındayız. Ben hemşehrilerimi yandan içeride bulundum. Onlarla acılarını paylaşıyorum, sevinçlerini paylaşıyorum. Şu kapı her gün açık. Her gün açık. Bütün hemşehrilerim açık. Bakın korzalarla gezmiyorlar. Kendi arabamı kendim kullanıyorum. Makam arabası kullanmıyorum. Bu Turgutlu Belediyesi'nin bir kuruşu benim için çok değerli. O kuruşu kimseye zayi ettirmem. Çok net söylüyorum. Kimseye zarar ettirmem. Onun için vatandaşlarımız da varsa bir yaşını geride bıraktık. Önümüzdeki 30 yıl Mart'ta yine bir seçim. Kazanırsanız tebrik ederiz. Ve kazanamazsanız geçiyorsun deriz. Ama turistler de size de derim. Biraz önce gerekçelerini atlattım biz. Bakın. Şeffafız. Bak çok net söylüyorum. 5 yıl sonrası. Çağırmalık çaldırmak. Şeffafız. Bak çok net. Arkada bir 5 yıl var. Ekibimizi tanıdı. Vatandaş. Ben 32 yıl olmuş belediyeciyim. Hep son 5 yılda belediye başkanlığı yapmışım. Ben her yerde iddia ediyorum. Bu işi bırakmam daha iyi. Kimse yapamaz. Neden iddia ediyorum? Ekonomik olarak durumu anlatacağım biraz sonra. 67 milyonluk bütçeyi biz sahada 800 milyona çıkardık. Ve borcumuz yalnızca sosyal güvenlik kurumuna hesap getirdik. Bu sorunlarımıza devam edelim. Son anda ya bunu ben toparlamadan neden oy verdiler? Nasıl anlatacağım size yani? Ben oy verilmediz ya ben. Ben altını doldurmam lazım. Oy istemem için altını doldurmam lazım. Şimdi
ekonomiyi çok iyi yönetmişiz. Cari borcu sıfır olan Türkiye'de belediyeler içerisinde kredisi en yüksek olan belediye olmuşuz. Asıl millet işte. İlk yılı. Projeler üretmişiz. Çok ciddi projeler ürettik. Çok ekonomik değeri yüksek. Yalnızca 2023 yılında 226 milyon liralık binaya yatırım yapmışım. Önümüzdeki projelerimizi hazırlamışız. Yani benim projelerim halka yapamadığım hayvan pazarı projem var. Bir de sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi projem var. Allah nasip ederse bu ikisinin yerini aldık şu an. Yeri tertemiz oldu, projeler dedik. Yani ilk yapacak olduğum ihale bunlar. Ve başka bir şey söyleyeyim. Artık bir gelire ihtiyacı var Turmuşlu Belediyesi'nin. Yani Jibel Sarayi'nin imkanları olmayacak. Bir gelire ihtiyacı var. O kaynağı yaratacak olan projeler de bende. Onları da açıklayacağım süreç içerisinde. Bunlardan dolayı yani burada vatandaşımızın gözü arkada kalmamalı. Kendine iyi günde kötü gününde yanında gördüğü bir belediye başkanı var. Sokakta elini kolunu sallaya sallayı gezer bir belediye başkanı var. Ekonomisini çok iyi yöneten, çalmayan çaldırmayan bir belediye başkanı varsa daha ne istesin? Projeleri hazırsa. Kavga edebiliriz hiç değil ama. O zamanlarda sizi de yoğun temponu da ben kötü bir stres istiyorum. Aslında son dönemde daha sadece diğer sorumla geçtik. Kendine has kültürüyle, politik duruşuyla, aykırı seçimleriyle farklı bir yeri olan şehrinizde bu seçimde yeniden başkan olmanız durumunda bir 5 yıl için ne gibi projeler ve ne gibi vaatler ortaya koyacaksınız? Projeleriniz hazır mı? Şu an artık siz de bir adaysınız. Çok net hazır. Yani şöyle bir hayvan pazarı yerimiz hazır. Sokak evlerinde hayvan pazarı yerimiz var. Yok. Bilmeyenler için. Yok yok. Bu hayvan pazarı yerimiz yok. Yerimizden bahsedeyim. Projemiz var. Yapamadım. Biraz önce zaman yani yaptıklarımızı da anlatacağız da yapamadık abi. Bak şimdi yani, bilmeyenler için. Yani, şimdi hayvan pazarı neden yapamadık? Bizden önceki yönetimden iki tane hayvan pazarı yeri ayırmışlar. İmar planında ayırmışlar. Ancak kamulaştırma bedelleri çok yüksek olan yer. Yani düşünün o günkü paralarla biz vatandaşlarımızla görüştüğümüzde işte bir tanesi 30 milyon, diğeri işte 45 milyon civarında bir rakam istemişler. O günkü paralar. Bu mümkün değil. Biz ne yaptık? Şimdi o iki vatandaşımızı kurtardık. Vatandaşımız yerini de satamıyor. O vatandaş yaptı da aslında çok büyük bir güzellik yaptı. Yine imar alanları açtığımız yerlerde belediyemizde 70 bin metrekare belediye hizmet alanı kazandı. Ve bedel ödeme, kamulaştırma bedeli ödeme. Tamam projemiz biraz gecikti, gerçekleştiremedik. Ama şu anda yerlerimiz hazır. Hem hayvan pazarı yapmak için, hem sokak hayvanları rehabilitasyon merkezimizi yapmak için, hem de artık belediye şantiyemizin mutlaka taşınması lazım. Revize edilmesi lazım. Yeni iş makinalarıyla yeni sahtarlar kurmamız lazım. Bakın biraz önce o zaman sizin televizyonunuzda ilk söyleyeyim. Bir beton sahtarı kuruyorum. Bütün izinler için müracaatımızı yaptık. Yer tespitini yaptıktan sonra size basfalt şantiyesi kuruyorum. Bundan bir ticari amaçla kullanacağım. Kaynak yaratacağım. Kaynak yaratmadan şimdi ben dinliyorum. Belediye başkan adaylarından ya arkadaş bu belediye durumunu biliyor musun? Bakın İller Bankası'ndan 23 milyon bana geliyor maaşı o maaşından 60 milyon da. Kaynağı nereden yaratacaksın da bu projeyi gerçekleştireceksin? Çok net söylüyorum. Çok hazırlıklıyım. Çok inançlıyım. Çok çalışkanım. Ben sabah işte 7'sinde yanımdan çıkıyorum. Herkes yorumda. İlerlediklerinizde kaç tane projeniz var? Ya şu anda şöyle söyleyeyim, çok büyük projelerle çıkmayacağız. Yapılabilir, ekonomik projelerle çıkacağız. Bunun nedeni biraz önce saydığım olay. Ama biz turunluğun ihtiyaçlarını tespit etmiş durumdayız. Bu ihtiyaçları, hayvan pazarı, işte sokak hayvanları, rehabilitasyon merkezimiz, yeni bir beton sahibi, sıcak asfalt şantiyesi, bu kaynak yaratacak projeler ve işlerimizi hızlandıracak, kendi ekiplerimizle müteahhitlere devre dışı bırakabilecek projeler. Burada da çok ciddi hem belediyemizin yaptığı hizmetlere uygun fiyatlarla hem de oradan ürettiğimiz asfaltı, işte şantiyede ürettiğimiz beton sahtarı kuruyorlar. Satarak
kaynak yaratmaz abi. Başkanım, soruları devam etmeden önce seyircilerimize bir kısa bir not vermek istiyorum. Değerli takipçilerimiz, ara ara sizin de sorularınıza, başkana yönelik sorularınıza yer vereceğiz. Dolayısıyla sizler de yayında, yorumlarda sorularınızı başkana yöneltebilirsiniz. Soru ve cevap şeklinde de ara ara sizin sorularınızla başkanımızı Madem sorun açtığımızı da açıklayayım artık. Projelerimizin bir çoğunu söyledim. Allah nasip eder kazanırsak ben Tunlu'da mutlaka bir kız öğrenci yolu kazandırmak istiyorum. Mutlaka. Yani bunu cevaplarımın hepsini zorlayacağım. Bu Tunlu'da bir kız öğrenci yolu yer tespitini de yaptık. Yine bir sonuç projemiz olacak. Diğerlerini de seçim sağlamında açıklayalım. Başkanım, Tunlu'nun son zamanlarda Kanarya Yaylası demeyelim ama çok ciddi bir sorun. Ola ki tuttu halk takdir etti, sizi tekrar belediye başkanı olarak seçti. Siz hizmet ve sosyo-kültürel açıdan şehir dahil noktalara taşımak için neler yapacağınızı zaman zaman anlatıyorsunuz. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Yaklaşık 5 yıldır siz de burada görev yapmaktasınız. Turgutlu gerçekten çok fazla göç ağı şehirler arasında yer alıyor. Bu köklü ve önemli sorunu çözmek için şehri daha cazip ve yaşanabilir bir hale getirmek için herhangi bir çalışmanız var mı? Bununla ilgili ekibinizle birlikte herhangi bir çalışma içerisine girdiniz mi? Şöyle söyleyeyim. Şu anda ben Turgutlu Belediye Başkanı olarak Turgutlu'nun bana gelen istatistik bir rakamlar komutanım. Nüfusu en hızlı artan 3. ilçe konumunda geçen. Şimdi ben bundan mutlu değilim. Çok net söyleyeyim. Neden? Neden? Bizim o hızlı büyümeye tepki vermemiz. Ama o tepkiyi biz gerek hükümet tarafından gerek büyük şehirler tarafından maalesef veremiyoruz. Bizim projelerin sırf bal. Bakın biz Ergenekon Mahallesi'nin alt geçitine bizim görevimiz olmamasına rağmen meclis toplantılarında hep şöyle bir konu. Ben ilçe belediyesi olarak bu sorunun, hemşehrilerimizin sorunun çözümü noktasında giden valimize de gelen valimize. İki defa tarihte bulunduğum dosya bekliyorum. Bakın Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, İlçe Belediyesi yapsın. Benim görevim değil ama benim vatandaşlarım onu öyle. Trafik sıkışıyor. Sabahları, akşamları da aldattığında dedik ki biz non müşterilere tarihimizi yaptıramadık. Onun haricinde bakın Serdintepe Mahallesi çok hızlı bir şekilde büyüyor. Tam 4 yılın sonunda altyapısına sokabildik. Madem bu kadar fazla izleyicimiz var, Serdintepe Mahallesi sorunlarını da anlatmam lazım. Serdintepe Mahallesi muhtarı zorda. Bütün hemşehrilerimiz, Serdintepe'de yaşayan hemşehrilerimiz çoğalıyor. Samimiyetle nasıl bir mücadele ettiğimizi. Onlar altyapısını yapsınlar, ben üst yapısını yapacağım diye taahhütte bulundum. Her dakika. Sayın Başkanım, Serdintepe demişken burada araya geliyor şimdi. Valimiz Serdintepe'de çok ciddi sorunlar var. Evet. Bu ziyaretinde yine Serdintepe'de birkaç günlük gündemde olan ve eski milletvekili Amerika'da da getirmiş olundu. Andakada da röportaj verdi. Bu hususu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu arada şey sıkıntılı olduğunu söyleniyor. Toprak kaymasının olduğu bölgeden bahsedin. Evet, biliyorum. Evet. Direkt sonra kısmını yapmış. Yani tam burayı toplanamadığı için Ahmet Bey'in belediye başkanı adayının paylaşımını gördüm. Arkadaşlar gösterdi. Hatta Yumar'daki arkadaşlarımız meşterdi. Geldiler. Başkanım yani Ahmet Bey böyle paylaşımını yapmış ama teknik açıdan bizim ona müdahale etme, bu vatandaşın hakkını gasp etme, vatandaşın yerine ben inşaat fırsatı vermiyorum deme hakkımız yok. Bu imar planlarını yapanlar da bizler değiliz. O eskisi gibi değil olaylar. Yani akşamdan sabah imar planı değiştirmek veya işte birinin hak kaybını sağlamak, arsası olan bir yere
Sen geldiğinde ben sana böyle bir projeyi yaptırmıyorum demek bizim şeyimiz değil. Ya siyaset döneminde olacak bazı şeyler ama onda eleştirim olamaz. Yani hiçbir güvenlik önleme alınmadan yok. Yani bir şey yani teknik olarak yapılması gereken her şey yapıldı. Şimdi o bahsettiği büyük ihtimalle imar affından yararlanmış ya da işte zamanında yapılmış şeylerden bir tanesi olabilir. Bizim imarla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Mesela sen kurumunun dışında ancak siz bu konuya değindiğiniz için ben de dikkatimden kaçmadı. Çünkü orada kamuoyunda birkaç bir yer alıyor. Dolayısıyla orada bir sorun yok. Açıkçası yani şöyle siyaset yapılacak. Ama bir de gerçek var. Herkes bir şey söyleyecek. Gelseydi keşke Ahmet Bey burada mesela biz yabancılar değiliz. Gelip imardan gerekli bilgiler alıp böyle bir açıklama yapsaydı. Ama dediğim gibi herkes siyaset ne yapacak? Bakın Selvik Tepe maalesef nüfusu 10 bin hemşehrimizin yaşayacak şekilde planlanmış ilk imar planının iki katlı olan bir mahallemiz. 2006 yılında önce ana caddeler 3 kat, 2011 yılında komple 3 kat, ana caddeler 4 kat. Sonrasında bir tarih 2013 seçim öncesi gibi büyük ihtimalle 2013 yılında komple artarak 4 kat imar verilmiş. Dolayısıyla 10 bin hemşehrimizin yaşayacak olduğu yerde şu anda 20 bin hemşehrimiz yaşıyor. Şimdi arsa sahipleri o gün sevindiler, iyi de olmuş. Yani ben buna kötü anlamda söylemiyorum. Çoluğu var, çocukları genelde biliyorsunuz İç Anadolu'dan göçle gelen vatandaşlarımızın yaşadığı yerde. İyi de olmuş. Yani neye imar planı 4 kata çıktı anlamı da söylemiyorum. Ama bunu yaparken eş zamanlı olarak bu işin altyapısını da oluşturmak lazım. Kanalizasyonunun suyunu da oluşturmak lazım. Bunu yapmadıkları için sorun büyüdü, bu noktaya geldi. Şimdi neden hızlı büyümesini istemiyoruz? Biz çok hızlı büyüdüğümüzde gerekli adımlar atamazsak, hükümetle, büyükşehir, ilçe belediyesi olarak gerekli adım atamazsak, maalesef hemşehrilerimiz zaman zaman trafikte zorlanıyor, çocuğunu okula göndermekte zorlanıyor, ibadet yeri bulmakta zorlanıyor, spor alanı bulmakta zorlanıyor. Önce bizim bu altyapılara bir karşılık vermemiz lazım. Ben şu anda Selvik Tepe Mahallesi'nde bir an önce projeler yarım kalıp kestiniz. Bir spor kompleksinin inşaatına başladık. İlk gördüğünüz gibi bilmiyorum. Sabah sporlarını yapabilecek oldu. İçerisinde yüzme oyunum oldu. Selvik Tepe Mahallemize bir spor kompleksi yapalım. Çünkü gerçekten spor alanı yok. Yine sosyal ve kültürel hayata katkı sunması için Turgutlu Belediyesi'nin bir konferans salonu, tiyatro salonu yok. O konferans ve tiyatro salonunun şu anda kara binası ciddi anlamda yükseldi. Onun içerisinde yine Kurs Park gezilerimiz olacak ve bir fuaya alanımız olacak. Yine de bir kadın sığınma yerimiz olacak. Çok önemli mesela. Evet, bu yine şey yapmışız. Bu aşağıda söylemlerinize de dikkatimi çekti. Çok önemli bir konu. Ben de bu konuda Kurs Park Gezi'nin karşısında aldığı bir faaliyetlerinde yürüttüğümden dolayı yaklaşık 14 yılda bu konularda gerçekten bayanların ve erkeklerin için sıkıntılar yaşanıyor. Ama yani bu kadın sığınmayı bir sadece kadın sığınmayı olarak değil de erkeklerin de sığınabileceği bir yer haline dönüşürse. Yok çünkü son zamanlarda çok erkekler dışarıda kapıda kalıyor gibi bir şey. Ama işte 84 sayılı kanun kapsamında erkeklerimiz de çok ciddi mağduriyetler yaşıyor. Ben diğer soruma geçmek istiyorum. Devam ederiz diye projelerle. Sayın Başkan, şehrimiz öncelikle otopark sorunu başta olmak üzere. Buna benzer trafik sorunları, park sorunları, kaldırım işgalleri, ciddi manada sorunlar var. Bu ve buna benzer sorunlar için dönemimizde neden bu sorunlara bir çözüm bulamadık? Çözüm bulunsaydı yeniden başkan olabilmeniz sürecinde size artık atmaz mıydı? Özellikle kaldırım işgalleri, ailelerin, çocukların, eşlerin, kadınların çok ciddi sıkıntı yaşadığı bir husus. Yani birileriniz bu konuda neden ısrarcı olmalı? Bir ara çıkıldı sokaklarda basınla takip ettik ve bize basın mensupları sınırsal gittik. Birkaç kez kaldırım işgalleri konusunda şöyle baktık ama daha sonra farkısı geldi. Çok güzel soru var. Gerçekten çok güzel soru var. Şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz Tumbuk'un 36 tane ana caddesi Büyükşehir Belediyesi'nde. Ben daha sokakta piyasada bulunduğu ceza yazıyorum. O Büyükşehir'e ait olan yerde uygulama yapılmıyor. Çok ciddi bir adaletsizlik var.
Yaklaşık 6-7 ay önce biz bu 36 ağaç attığının tamamını kurnik bir derecesine kazandırdık. Tekrar geri kazandık. Diğerini aldık. Cumartesi pazarın tapusunu aldık. Eski belediye binasında yapılan silah bir otoponiye ihtiyar ettik. Kurulu otoparkın yine tapusunu Cumhur Belediyesi'ne kazandık. Bundan çıktı kazanma. Yani bir an önceki bir anda verilmiş. Ama ben bunları o biraz önce söylediğiniz belki kavgaydı. İşte belki sertlikle, belki bazı yerlerde Umbaşar, Danbaşar gösterdiğimiz tepkilerle Tur Belediyesi'ne kazandık. Sonrasında da biz hemşehrilerimize ciddi cezalar yaptık, uygulamalar yaptık. Ama halen ne geçti? Şöyle çok net bir ifadeyle yine söyleyeyim. Bakıyorsunuz, esnaf geçiş sıkıntısınız. Biz gidiyoruz, arkadaşlarımız iyi niyetle uyarıyor, diyor ki tamam ceza yazmaya kaldırıyorum. Bizim zabıta arkadaşlarımız kaldırıyor, arkasından tekrar çıkarıyorlar. Bu da biraz sıkıntılı geçinir ama önümüzdeki dönem şöyle bir uygulama olacak. Yani ben kesinlikle taviz vermeden bir çizgi çizeceğiz. Bu 40 santim mi olur, 30 santim mi olur, 50 santim mi olur? O çizginin haricinde kim çıkarsa cezasını yüzecek. Yani bu yüzecek. Çok net. Yani seçimin arkasında yapacak olmayacak kişilerden bir tanesi bu. Otoparkı niye çözemedik? Arkadaşlar, yani herkes bir araya geliyoruz, teknik ekip bir araya geliyoruz. Zaman zaman fikirler alıyoruz. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nde otoparkı nasıl çözebiliriz? Tartışıyorum. Cumhuriyet Mahallesi'nde bana bir tane 3-4 dönüm, 5 dönüm otopark olabilecek bir yer bulunacağız herhalde. Ya da bir kamulaştırma bedelini düşün. Ve işte Acarlar Mahallesi'ne park yapacak olduğum yer yok. Park alanı yok, yeşil alan yok. Bina var, her tarafta binalar var. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızla biz ciddi bir proje çalışması yapıyoruz. Biz otopark sorunu Turgut'un girişinde 50. yılında bitirme planımız var. Geçen dönemde de konuşmuştuk ama bu ilçe belediyesinin gücüyle yapılabilecek bir şey değil. Bir çalışma değil. İnşallah biz Büyükşehir'de mimar bir kardeşimizi Ferdi Zeybe'yi haber yaptık. Ben inanıyorum ki Büyükşehir'de bir değişim olacak. Ferdi Bey de bizim kardeşimiz. Limanla beraber siyaset yaptığımız bir arkadaşımız. Şimdi iki tane milletvekilimiz var. Bir tanesi Turgut'un Özgür Bey, biliyorsun genel başkanımız, milletvekili de artık genel başkanımız var. Ben mesela onun genel başkanımız var. Geldiğinde de bir sözü var. Şunu diyor. Manisa benim için çok değerli bir önemli. Manisa benim gözle benziyor. Manisa'nın belediyelerimize her türlü katkıyı, evlat nasıl olursa her türlü katkıyı sunmaya da hazırım diyor. Bunların avantajı çevrilmesi, bunlar hizmetli olup da güzel işler yapıyor. Ceza yaptırımlar olacağı söylediniz. Ceza yaptırım sizce sorunu çözecek mi? Yani Turgutlu esnaf, sizin de deyiminizle, gerçekten son zamanlarda çok zor süreçler geçiyor. Yine pandemi döneminde de aynı şekilde zorluklar yaşıyor. Esnaf da bazen çaresiz kaldığı durumlar olabiliyor. Sizce halktan ayrı ve kopuk olarak bunları başarmak mümkün mü? Yani esnafla, esnaf odalarıyla siz belediyede yine bu konulara çare getirmek için bir görüşme sağladınız mı? Görüşme sağladığını düşünüyor musunuz? Yani sadece ceza yazmakla bu sorun çözülemeyeceği aşikar. Şöyle söyleyeyim. Biz ben çok yani esnaf odası başkanının hepsi de seviyorum. Aydın ikinci tabi emekli bir toplantı. Yani ilişkilerin yok. Onlarla da sürekli sistemler yapıyor. Siz dediniz mi cezayı yaptırmalarla bu iş çözülür mü? Çözülür. Ama kime ceza yazacağız? Kurallara uymayana yazacağız. Kurallara uyma sıkıntı yaşayan, bunlara uymama konusunda sadece vatandaşların da ceza alacaktır. Biraz da esnafımızın da duyarlı olması lazım. Bu sürece yalnız başına cezayla olmaz ama biz bir kural koyduğumuzda uymamaktan ısrar ediyorsak başka yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Malını alıp eve koyacağız. Ne koyacağız? Fırmanda da yine bu tavsiyeler çok yaşandı. İnşallah esnaflarımızın bu konuda duyarlı olurlar diyelim. Onun dışında yine seçimlere yönelik dönmek istiyorum. Son zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin çetin takım olarak Büyük İYİ Partisi'nden liderlik arkadaş İYİ Parti'den Ahmet Orhan, işte bağımsız aday Mevlüt Bulut,
İttifak adayı Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve AK Parti'nin Yunus Ulhan. Diğer adayla yine bağımsız iki tane daha adayımız var. Adaylarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi yine son zamanda çıkmış olduğu canlı yayınlarda ittifaka, Cumhur İttifakı'na destek vereceğini gayetle dile getiren eski belediye başkanımız Hüfra Serapalı son yaptığı hamlede Refah Partisi'nden aday Melih Aral çıktı. Onun öncesinde de yine bir canlı yayında Cumhur İttifakı'na destek gelmeyeceğini söyledi. Ne düşünüyorsunuz? Sözlerim, öncelikle Turgutlu Belediye Başkan adaylığı konusunda başvuru yapan Orgun'un cesaretini gösterip yol açtığım tüm arkadaşlarına ben buradan başarılar diliyorum. Muhsin'in inşallah devaset içerisinde birbirimizi üzmeden kırmadan yalnızca bir siyasi yarış olarak görerek karşılamamızı ve bu konuyu siyasi soruyu bu şekilde yönetmeyi ve gelişmesini istiyorum ben. Ancak bakıyorum Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı ilk açıklamasında ciddi bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani bozulsa, işte o oradaki boşlukta mahallelerimiz bu şekilde bir açıklama var. Biz siyaseti artık biraz esnetmeliyiz, bir inşaatmalıyız. Nedir bu? Yani nasıl bir yarıştın? Biz hizmetle yarışacaklar, değil mi? Birbirimizle yarışacakken ben daha iyisini yaparım deme bir siyaset. Onun arzında birbirimize işte iftiralar atalım. Veya işte olmadık şeyler söyleyelim. Ya da burada çalışan işçileri tehdit ederek farklı bir şekilde. Yani bu siyaset böyle olmamalı. Ben bütün aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hepsine sağduyulu olmaya davet ediyorum. Özellikle gençlik kollarını, kadın kollarını, ilçe hakimlerinde bu feraset sayesinde sağlıklı bir şekilde sesimi getirmeye davet ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Geçtiğimiz günlerde yine canlı yayına çıkarak adaylığını açıklamadan önce, adaylığını açıklamadan önce sizin hakkınızda da eski belediye başkanı oldu söyleyenler de bu. İşte Cevşim'de de bunu izleme şansı bu. Yani. Eğer o konuyla alakalı da Züleyh Bey senin üç yıl olsa ben de çok istiyorum. Yani ben etmedim ve takip etmedim olan kısa bir takibinde sizi eleştirdim. Olur ya eleştirdim. Arkadaşlar bakın şunu çok net söyleyeyim. Ben eleştiriye çok basit bir insan. Ama bir haksız eleştiriye kapalıyım maalesef. Bazen ben de zamanla sert tepkiler. Bakımla da harcanan bakımla da ilgili Arap eleştirisiyle de malum biliyorsunuz. Evet. Bu konuda da geçen yemekte de yine getirmişsiniz ama ben çok netim yani burada hesaplar oturur. Herkesin yaptığı harcamalar ortada. Bakın bir şey vatandaşımız gözünden kaçınmaz. Ben Tavuklu Belediyesi'nin parasına nasıl sahip çıktığımı vatandaş gözünden kaçınmaz. Biz o paraya sahip çıkmamış olsaydık bugün kasasında 60 milyon para olan belediye olabilir mi? Bugün iki tane projesi hayata geçerken ondan finansmanını garanti altına almış bir belediye başkanı olabilir miyiz? Nasıl olur? Nasıl yani? Çapkıdan tavşan çıkartmak mısın? Demek ki çapkıdan tavşan çıkartmak diyor da hatta çapkıdan tavşan çıkartmak. Tuttuk, tutumlu olduk. Kimseye peşkeş çekmedik. Her şeyimizi canlı yayına dayattık. Ümitli olanlarla söylüyoruz. Diyoruz ki bir kişi bize yanlış bir iştahı alarsa ben buradan ceketimi almamaya gidiyorum. Elhamdülillah enerjisiz adamlar. Ve fıstık enerjisini ayrılabilir. Bir bütün darbasında bir yere gelmişim. Çağdaklık bir yere gelmişim. Ve babamıza benim zincirimi derdi attı, sancıyımı derdi attı. Seyahatsiz çınık yapıyordu. Yani gururla bunları anlatıyorum ben de. Biz namusumuzla, şerefimizle bilmiş insanlarız. Bizim için namus, şeref, bayrak, vatan her şeyi düşünmek. Müptel özümüzü ben oturdum alaydım. Yemeği var, alaydım. Bir topan ekmek yiyor, Allah bereket versin. Başkasına ihtiyacımız yok ki çocuğun fabrika işçisi. Daha burada çalışmış oldum. Ya kızım harika.
Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok ki. Allah'a şükür biraz şeyimizi yapmaya başladık. Bu diğer soruna geçmek istiyorum. Çeyrek bir şekilde bitirmek. Noktada çünkü İzmir'de... Tamam, ben onun için hızlandırıyorum soruları. Kusura bakma, yani sürenin hiç kesmek değil ama soruları hızlı atlamak istiyorum. Tutup da partiniz CHP. DEM Parti'de yani İlk'in içeri girecek mi? Bu yerel seçimde. Ya şu anda hiç öyle bir şey gündemde yok. DEM Parti'ye aday çıkaracağımı açıkladık. Ya onu bir an önce de söyleyeyim. Onlar siyasi parti. Kamuydu, merak ettim onlardan bir tane. Ama olsa da açık yürekle söylerim ben. Ben size geçen kadar ki yaşadığımı sıkıntılar biliyorsunuz. Ben kimsenin arkasından hiç şey olduğu bir siyasetçi değil. Bir şey yapıyorsam ben onu yaptım derim. Ama şu an içinde bir görüşme var. Adam yani kendi genel merkezleri açıklama yaptı. Konuklarda çıkaracak dedi. Biz saygılmıyoruz. Nasıl Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, işte Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi aday çıkmıyor. Onların da aday çıkarmakta. Biz onların iradelerine bir hipotek koyabilir miyiz? Organ aslanlar gibi bütün Türk kardeşlerimden o istiyorum. Bütün Türk kardeşlerimden o istiyorum. Yani burada şudur, ben hizmet yaptım diyorum. Hizmet yaptım iddialarımda. Mustafa Kemal Mahallesi'ne de yaptım, Adacık Mahallesi'ne de. İstasyon altına da yaptım, Selviktepe'ye de, Temrek Mahallesi'ne de, Yakutlar'a da, Acı İstan'a da, Güney'e de, Karaköy'e de, Urganlı'ya da, Musocalı'ya da. Her tarafa hizmet yapmışım, sana böyle de. Şimdi benim en doğal hakkımdır. Herkesten o istemek, bütün siyasi partilerin temsilcilerinden o istemek benim en doğal hakkım. Partimiz böyle bir ittifak içinde olacak, olmayacak. Bu su benim bilgimin dışındasınız. Ancak bilginiz dışında demiyorum. Yok. Yok. Aday çıkaracak olduklarını ifade ettiler. Siz... Onlar çıkarır aday çıkarsan o bizi bağlayacak. Evet. Onlar aşırı da edemezler. Partiniz yapmayacak. Peki siz de parti yönetimiyle ya da veya tavanıyla destek isteyecek misiniz? Yani açıklamadım. Türk kardeşlerimizden dolayısınız. Yani Türk kardeşlerimizden dolayısınız. Son zamanda kamerada yeniden bir delikodu var. Delikodunu da dışarı çıkmaya başladı. Artık bazı yerlerde bazı kesimlerde konuşulmaya başladı konu. Özellikle bunu ne konuşuyoruz? Yani maddelerimiz sonuna ekledi. DEM Parti'yle ittifak yapacağız. Şimdi de belediye başkanı yer olduğunu gerekeniz. İşte hiç şey değil. Yani siz bir söylemler var. Ya. O neden açıldı? Şey, konuşmayı bir konuşacağız. Sanatlarım değil. Bu, ama konuşulan konuyla bir gazeteci olarak. Bu dedi. Bana yapanlara şunu söyleyeceğim. 2019 yerel seçimler. Pazar günü seçim olduk. Çarşamba günü İçişleri Bakanı, o yüklü İçişleri Bakanı, şuraya başvurdu bir kasetle. Herkes nasıl bir dedikodu yaptı? Hani PKK'lılar basıyordu belediyeyi. Hani biz işte PKK'lılara belediye başkan yardımcılığı vermiştik. Söylemler olduğu için söyledik. Ne oldu? Ne yaptı lan? Artık bu sermaye bitti. Karşı Bey. Bunu alıp yutmuyor artık. Bu yalanları alıp yutmuyor artık. Bakın ben çok net bir ifadeyle bunu burada şu anda söylüyorum. Şu ana kadar dışarıdan bir tek gün akşam bir meclis üyesi teklifim oldu. Bir kişi. O süreç içerisinde gidecek olduğumuz arkadaşlarımızla teklif edecek olduğumuz ama sizin söylediğiniz çok ciddi bir iddia ve dedikodu. Evet. Yani ben şu anda bütün samimiyetimle söylüyorum. Şu ana kadar dün akşam bir Şile Meclis üyesi için görüşme yaptım. Bu şaşırıyor musun? Nasıl bir yalandır bu ya? Hiç bitmez bir sermaye midir bu ya? Bu yalanlar hiç bitmez sermaye midir? Bu tabii kamuoyunda konuşulan bir konu. Yok, ben de çok net söylüyorum. Bir sorma gireyim. Ben gerçek bir vatansever. Ama ben yaradılığımı yaradığımdan ötürü seven bir adamım. Aylaklıysa. Bayrakla, vatanla, bu vatanın bölünmez bütünlüğüyle, misafirliği sınırlarıyla sorunu yoksa benim başımın üstünde de yaptınız. Ben siyasi görüşüne bakıp da bakın, duyuyoruz bir tane aday 500 kişi işten çıkartmış gerekiyor. Bu nasıl bir kendi ya? Nedir bu ya? Biraz aşar mısınız? Nedir bu? Aşacağım mı? Meydanlarda aşacağım. Söyledikleri yerlerde mi bu? Ne yaptık biz? Kimi aldık ya? Kimi işten çıkardı? Söyleyin bana. Ben çıkardım belki 8-10 tane arkadaşı. Bir söz verdim. Ben bizim ekmek bizim için kutsal. Ben ekmek hiç kimsenin ekmeğini oynamam.
Hani oynadık. Neden oynadık? Adama 5 lira ekmek vermişim. İşte geçen gün bir adına aday yaparsın, arabasını bulalım. E bu kadar da değil mi kardeşim ya? Veya adamı çavuş yapmışım. Gitmiş bize arkamızdan dolanmaya çalışıyor. Böyle değil. Ama 800 tane çalışanın içerisinde 8-10 kişi geçmez. Ekmeğini alıp yerini damlatan herkes benim yol arkadaşımdır. Benim mesai arkadaşım. Düşüncesinde özgür olma mı? Yani... Kesinlikle. Bakın ama... eskiden biliyorsunuz bu belediyede şey tutarlardı, çetele tutarlardı bir problem olduğunda. Evet. Hangi birinden kim geldi gelmedi, eksi altı. Biliyorsunuz değil mi o günleri siz? Belediyecilik de yaptığım bir belediyede. Evet. Biliyorsunuz değil mi o günleri? Bir tane belediyecilik çetele attın, bir tane siyasi programı. Bir tane işçi arkadaşını zorla getirmelisin. Bu düşünceye saygıdır. Bana babasının hakkında çalışmayalım. Emeğini harcıyor. Benden parasını aldım. Ben onun iradesine ipotek koyabilir miyim? Onun siyasi düşüncesine sen şunu yaptın, bunu yaptın diyebilir miyim? Şöyle düşünme, böyle düşünme diyebilir miyim? Böyle bir dünya yok. Bakın ben Cumhurbaşkanı'na bir iddiam var. En başında bu belediye aldığında şurada balkon konuşması yaptım. O balkon konuşmasında biz Turgutlu'yu birleştireceğiz dedi. Yani elimden geldiği kadar o sözüme sadık kalarak yönetti. Kimseyi ötekileştirmedi. Bundan sonraki süreçte de ben herkesten bu iradeyi ortaya koymasını istiyorum. Yani bütün siyasi adaylarımızdan bu iradeyi ortaya koymasını istiyorum. Biz yarın belediye başkanı olsak da olmasak da Aşık Karataşları onu gördüğümüz zaman bir merhaba diyeceğiz. Evet. Bunu başarabilirsek, bizim gençlik kollarımız da rahat siyaset yapar, kadınlarımız da rahat rahat yürür, vatandaşlarımızın kendine bir özgüveni gelir. Hatta buradan çağrı yapıyorum. Bakın Ramazan ayına geliyor, yerel seçim. Herkes otursun evinde. Çıkalım televizyon programlarına. Milyonlarca para harcamayalım. Oturalım televizyon programlarında tartışalım. Kim daha iyi yapar, kim daha iyi yapar. O insanlar o soğukta çocukları, kadınları, gençleri sokağa dökmeyelim. Ve sizin aracınızla milleti rahatsız etmeyelim. Bizi takip eden diğer adaylardan içer yapmak istiyorum. Siz de bunun öncülüğü ederseniz sizin deyiminizle bu çağrı yapmak istiyorum. Siz diyorsunuz ki herkes otursun evinde. Biz televizyon programlarında kavgamızı yapalım, tartışmamızı yapalım, siyasetimizi yapalım. İnsanları mağdur etmeyelim. Para harcamayalım. Ama yetimlerle sokaklar da harcanmasın. Peki ben buradan sizin bu söyleminiz doğrultusunda bir çağrı yapayım. Evet, biz de bu hususta öncülük yapmak isteriz. Haber Kasaba Gazetesi olarak da şahsı Muğla 4'ünde tüm adayları bir karede toplayarak siyasetinizi canlı yayında halkın karşısında yapma teklifinde bulunuyorum. Siz kabul ederseniz, siz de bu durumda bir başkan var. Öncülük ederseniz, diğer adaylara da burada çağrımız olsun. Burada 3500 kişi izledi. Evet. Bu yayını takip eden tüm adaylara açık çağrımızdır. Eğer mevcut belediye başkanı Çetin Akın ile ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıyla sizler de canlı yayında bir araya gelmek isterseniz, siyasetinizi kamuoyunda herkesin gözünde yapmak isterseniz biz açık davet ediyoruz. Bunun ziyadesinde yayınımız artık son saniyelerine gelirken son sözlerinizi kısaca almadan önce takipçilerimize de Büyük Birlik Partisi Belediye Başkanı adayı Yıldıray Karataş ben varım yazmış. Sormak istediğiniz, belediye başkanına sormak istediğiniz sorular varsa hızlı bir şekilde yazarsanız okuyabildiklerimi başkanımıza soracağım. Evet, değerli takipçilerim, sormak istediğiniz soruları son 2 dakika içerisinde almak istiyorum. Büyük Birlik Partisi'nden bu teklife yanıt geldi, evet dedi. Diğer adaylardan bir gelirse... Çevre kirli, gürültü kirli, gereksiz o insanların o telaşı, bu kaybedecek zamanımız ve paramız olmamalı aslında. Yani yarış buradan artık teknolojiyi kullanarak da yapılabilir. Ben bu teklifi seçim kurulunda da Karbatan gezinde yapılacak olan toplantıda yayınlayacağım ama buradan bütün kamuoyunu
bu teklife destek vermeye ve bu teklifin arkasında durmaya, zorlamaya davet ediyorum. Bu konuda tüm değerli partilerimiz, sizler de bu konuda partinizin adaylarıyla görüşme sağlayabilir ve bu davete açık çek olduğunu söyleyebilirsiniz. Söylemek istediğiniz son cümleleri size tekrardan almak istiyorum. Buyurun. Ben bir şeyle bitireyim mi? Tabii ki bütün bu duyguları ve düşünceleri anlatacak bir şey. Hem memleketimizin geldiği durum. Baktım 21 şehit doğumlu. Son dönemde. Biz çok büyüğümüz. Maalesef çok yoğun bir coğrafyada çok yoğun koşullarda yaşıyoruz. Bunun yanında kardeşi kardeşi düşman ettiğini. Okullara siyaset sokmak hiçbir anlamı. Hiçbir anlamı. Sevgi her şeyin üzerinde. Sevmek her şeyi bitirir. İnsanı sevdiğiniz zaman, vatanı bayrağı sevdiğiniz zaman her şey biter. Bu ayrıştırmada da bu kavgalara gerek yok. Zaten bizim kavga edecek olduğumuz dışarıda bilen kuşlar var. Dışarıda bilen hainler var. Bunlar da kavga edecek. Biz birbirimizle kavga etmemeliyiz. Evet, var mı soru? Başka sorumuz yok. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Bugün canlı yayın konuğumuz Tumutlu Belediye Başkanı adayı Çetin Akın. Mevcutta hala başkanımızsınız. Bu sorularımıza şeffaflıkla cevap verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Değerli takipçilerimiz, ilerleyen günlerde bizleri takip etmeye devam edin. Adaylarımıza ya tekrardan... Şiirini okumadım yalnız. Tabii ki. Adaylarımıza tekrardan söylüyorum. Canlı yayında Çetin Başkan'la sorularınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ve adaylık sürecinizde size böyle bir imkan tanıdığı için de kendisine burada ben ayrıca teşekkür ediyorum. Şiir rızalı. Şiirden sonra hiç konuşma yapmayacağız. Programı kapatıyoruz. Evet. Ben de güzel bir program oldu. Teşekkür ediyorum. Evet. Sağ ol. Okuyacak olduğunuz şiir bizim vatan sevdiğimizi gösteren. Gerçekten çok anlamlı bir şiir. Herkesin dikkatle dinlemesine şükür. Bir. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın her kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak hür ve tek bir ağaç gibi ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Saygılarım.